Trabzon'daki olaya bakalım mı abi? Oradan başlayalım tabii, istiyorsan. Tabii oraya gelelim. Görüntü varsa bir görüntüyü izleyicilerimize hatırlatalım. O küçük çocuğun yaptığı konuşma. Bu arada Feyzi iş başaran enteresan bir tweet attı. Onu ben arkadaşlara gönderdim tweet'i. Görüntülerden sonra onu da konuşalım. Feyzi Bey eski AK Parti milletvekillerinden. Anavatan milletvekili ya. AK Parti milletvekili ya. Yok yok Anavatan milletvekili. Eski Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bu şeyin Metin Külünk'ün dövdürdüğü iddia edilen milletvekili değil mi? Yanılmıyorsam Sedat Peker'in dövdürdüğü iddia edilen. Ben mi yanılmıyorum? Yok. Neyse işte Metin Külünk'e yönelik olarak söylüyor. Zaten Sedat Peker de kabul ediyor. Hemen mikrofonu verin. Arkadaşlar bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amcam. Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi. Bu görüntüyü izleyince içimden şunu düşünmüştüm Midin. Bu çocukta bir şey var. Yani bu çocuğun tarzı şey bir tarz değil. Bitirin bir tarz. Bir kere daha izleyebilir miyiz abi mümkünse? Bir şey kaçırdım mı diye soracağım. Çok özür dilerim ama bir kere daha izleyebilir miyiz? Arkadaşlar bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amcam. Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi. Bir de bir fotoğraf daha var. Önce bir fotoğraf daha var Bidin. Çocuğun sosyal medyadaki babama verdiğim sözle ilgili olarak seni ben çıkaracağım dediği bir konuşmanın üst yazıyla yazılmış hali var. Arkadaşlarıma atmıştım. Bu arada Feyzi İşbaşaran 19. dönem İstanbul, 23. dönem Elazığ milletvekili abi. Nasıl? Feyzi İşbaşaran 19. dönem İstanbul, 23. dönem Elazığ milletvekili. Tamam, Anavatan Partisi. Bakalım 23. döneme. Anavatan Partisi. Abi 23. İnsan... dönemde sadece Adalet, AK Parti ve CHP var. Allah Allah, Feyzi İşbaşaran'ı seni biliyorum. Neyse bir bakalım şeyine. Arkadaşlarımız yoksa. Bak şu. Yarından itibaren babam gelecek. Çok şükür babamı çıkaracaklar. Çok şükür babam dedim. Sana seni oradan ben kurtaracağım. Şimdi şunu söyleyelim. Türkiye'nin geldiği yere bak. Babasıyla ilgili bir şey atmıştık arkadaşlar. 7 tane adamı yaralaması. Yani aslında Trabzon'da bir organize suç örgütünün lideri. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanının karşısına bu çocuk çıkarılıyor. Cumhurbaşkanının kişisel şahsi olarak af yetkisi var bildiğim kadarıyla. Yapar tabii. Bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanının karşısına çıkarılıyor Vidin. Cumhurbaşkanının karşısına çıkarılıyor. Ve bu çocuk çıkıyor. Bu ülkenin ana muhalefet liderine hain diyor. Ya şimdi tabii Cumhurbaşkanı kendisi de ve AK Partililer de böyle söylüyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ya bir çocuğa siyasette teslim olmak ve o çocuğun sadece ve sadece bu konuşmayı yapmasının temel nedeni Erdoğan'ın hoşuna gidebilecek, AK Partililerin hoşuna gidebilecek bir cümle kurması, bunun üzerinden de babasının affedilmesini sağlaması. Ya arkadaş ben, nereye geldik biz ya? Ben sana kontra bir soru sormak istiyorum. Diyarbakır'dasın, HDP bir miting yapıyor, bir Kürt çocuğu da çıkıyor. Bir Türk siyasetçi için hain diyor. Ne olur? Yer yerinden oynar. Ya Erdoğan için dediğini düşün. Bırak şimdi daha söyleyeyim. Bırak Türk siyasetçi için. Ben onu söylemek istemedim. Ben söyleyeyim. Hatta bu CHP'de olsun. CHP'nin mitinginde olsun. Bir çocuk Kılıçdaroğlu'nun elinden mikrofonu alsın. Cumhurbaşkanı ile ilgili hain desin. Ne olur mesela? AK Partililer diyorlar ki, AK Partililer Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki biz böyle konuşmalar yapmazdık. Babacım aha yaptırılan konuşma burada. Ya Kılıçdaroğlu'nun yedi göbek sülalesine her gün sosyal medyada küfür ediliyor kardeş. Hem de bu devlet tarafından maaş alan troller tarafından organize bir yapıyla her gün küfür ediliyor. Kılıçdaroğlu'nu seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, siyaseten yakın bulursun uzak bulursun. Ya böyle bir döneme mi geldik arkadaş biz ya? Ya benim yakın şey olduğum bir siyasetçi değil zaten. Bunu herkes biliyor ama bazen olayları ters taraftan görmek gerekiyor. Bidin tersten görelim zaten. Tersten görelim bak.
Bu ne hedef bugün olarak? Bugün ne olurdu? Mesela hafta sonu böyle benim dediğim gibi bir şey olsaydı ne olur? Sedef bir cümle söyledi. Ne oldu içeride? Ya şimdi Kılıçdaroğlu için her türlü küfür eden adam içeri girer mi bu ülkede? Ha, Cumhurbaşkanı'na meselesine geleceğiz. Niye makama hakaret diye bakılıyor? Ama şunu söyleyeceğiz arkadaş. Bir şey. Şimdi Süleyman Demirel'in bir fotoğrafı var. Arkadaş bir çocukla Ecevit'e selam dedi. Yani olayı anlatayım abi, müsaade edersen. Biz 70'li yıllardan daha mı ileriyiz daha mı geriyiz? Şimdi bu çocuk rahmetli Demirel'in mitinginde ön sıralarda elinde Ecevit'in fotoğrafını tutuyor. Sahnede değil. Demirel de çağırıyor. Diyor ki ne istiyorsun? Ben diyor Ecevit'e selam göndermek istiyorum diyor. Rahmetli Demirel veriyor mikrofonu. Çocuk da Ecevit'e selam gönderiyor. 70'lerden ileri miyiz geri miyiz? Valla sormak bile abes gibime geliyor. 70'lerde sana ya kuyruğu vardı kardeşim diyebilir. Burada da şimdi ekmek kuyruğu var. Şimdi sana ya olmadığı için kuyruk vardı bilir. Şimdi ekmek olduğu için kuyruk var. Hadi biri anlatsın bana bunu şimdi. Bak biri olmadığı içindi kuyruklar. Tüp kuyruğu olmadığı içindi. Sana ya kuyruğu olmadığı için. Evet. O yüzden bugün, karaborsa vardı. Bugün ekmek var, kuyruk var. Daha ucuzunu alabilmek için 70'li yıllarla kıyaslanacak bir olay değil Bidin. Kıyaslanacak bir olay değil. Asıl utanılması gereken bu. Ve o kadar algımızla oynuyorlar ki, o kadar kamplaşmış durumdaki insanlar, o kadar ötekileştirilmiş durumdaki, kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor Bidin. Herkes kulaklarını kapatmış birbirine. Kulaklarını sadece yanındaki kendi adamına açıyor. Ona da kulak açmasına gerek yok. Söyleyeceği şeyler papağan gibi zaten. Her iki taraf için söylüyorum. Hiç kimsenin objektif bir bakış açısı yakalamak, adaletli bir bakış açısı yakalamak diye derdi yok kimsenin. Ama iktidar olanaklarıyla, bak iktidar olanaklarıyla, adalet mekanizması, polis, istihbarat, emniyet istihbarat, jandarma istihbarat, Genelkurmay, elinizde tüm istihbarat birimleri olacak. Devletin tüm gücü, maliyesinden bilmem neyine kadar elinizde olacak. Oradaki söylenen bir cümleyle karşınıza aldığınız bir kimseyi adil olmayan, orantısız bir güçle dövüyorsunuz. Diğer adam söylüyor, tamam, onu zaten dövüyorsun yakaladığı anda adaletle, polisle, bilmem neyle. Ama devlet arkandayken adam şey gibi konuşuyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çocuk Trabzon'daki çocuk kardeş. Bu cümleyi niye kurdu Vidin? Babasını kurtarmak için. Babasına verdiği söz için. Ama asıl soru ne biliyor musun? O çocuğu oraya kim, niye çıkardı? Babasının bir organize suç örgütü lideri olduğunu biliyorlar mıydı? Bak Erdoğan bilmez. Bak açık söylüyorum. Açık söylüyorum Vidin. Ama o kürsüdekiler biliyor muydu? Çünkü o çocuğun oraya çıkabilmesi için birinin yürüyüp gitmemesi gerekiyor. O çocuğun Sayın Erdoğan'a yaklaşma ihtimali sıfır. Bak bir değil, yüzde milyonda bir değil. Sıfır. Nasıl korunduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İl teşkilatının, Trabzon İl Teşkilatı'nın parmağı vardır ve bir genel başkan yardımcısının parmağı vardır ve bir iletişim uzmanının parmağı vardır Vidin. Şimdi Feyzi İşbaşarı'nın çok ciddi bir iddiası var. Kendi iddiası. Hemen mikrofonu verin. Arkadaşlar evet. Tweet'i ekrana verebilir miyiz? Feyzi İşbaşarı'nın tweet'ini gönderdim değil mi ben size? Evet. Şimdi bu çok ciddi bir iddia ama sonuçta eski bir AK Parti milletvekili. Daha sonra Adalet Kalkınma Partisi'ne geçmiş dedin, doğru Elazığ'da. Çünkü 23. dönem şey işte 2002 evet. Seçimleri yanılmıyorsam. Spontane değil. Süleyman Soylu'nun mizanseni olduğu ortaya çıktı. Süleyman Soylu çocuğu kucağından indirmiyormuş. Annesini de işe almışlar, iyi yapmışlar. Sonra çocuğu kuaföre götürüp tıraş etmişler ve Erdoğan'ın yanına çıkartmışlar. Erdoğan'ın başına çok iş açacak demiş Fevzi İşbaşan iddiasında. Bu çok ciddi bir iddia olarak görüyorum. Ne kadar doğru bilemem. Trabzon İl Örgütü'nün, o kürsüde bulunanların iletişim olmadan yapılamaz. Ve çocuğun zaten saçı özel yapılı, bir dikkat edersen jöleli möleli özel taranmış, hazırlanmış. Arkadaş soru şu, organize suç örgütü niye bizim iç işleriyle yine şey çıkıyor Vidim bu? Tanıdık çıkıyor. Vidim bugün bir 18'de program yaptım. Kemal Alver. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ve Kemal Alver Gürcistan'a Aybüke Alver yani kızı avukatıymış. Kimin? Galip Öztürk.
Oraya götüren kim bu ikiliyi? Cemalettin Durmuş. Cemalettin Durmuş kim? Cemalettin Durmuş metronun Samsun temsilcisi, müdürü. Aynı zamanda Cemalettin Durmuş'un sosyal medyasında Süleyman Soylu'nun akrabalarından, HSK üyelerinden, ağır ceza mahkemelerinden, yüksek yargıçlardan, başsavcılara kadar fotoğrafları var. Herkesi ağırlıyor, misafir ediyor. Bilmem Ege sahillerinde misafir ediyor, bilmem ne yapıyor. Bak, adam müebbet hapse mahkum olmuş. Bizim hakimlerimiz ziyarete gidiyorlar ve tuz kokmuş. Hakim ne diyor? Diyor ki kızımın diyor müvekkili olduğu için, kızım da onun avukatı olduğu için, kızım yalnız Gürcistan'a gitmesin diye yanında gittim. Yahu bilin, bir ülkede yüksek yargıcın, ceza reisinin, ağır ceza reisinin kızı aranan, müebbete mahkum olmuş, 2013'ten beri Gürcistan'da yaşayan bir adamın avukatlığını üstlenir, ağır ceza mahkeme başkanı da oraya giderse ne olur? Ve bunu organize eden Cemalettin Durmuş. Ve adam 2013'te müebbet olduğu için olduğu halde tahliye ediliyor bilin. Sonra Yargıtay'ın kararı onaylayacağı anlaşılınca apar topar yurt dışına kaçıyor ve Yargıtay kararı onaylıyor. Ancak bu iş adalet mekanizmasıyla iç içe girerek olabilir. Ve söylüyorum şimdi, buradan da soruyorum kamuoyuna. Bu çocuğun babası Trabzon'da organize suç örgütü liderlerinden bir tanesiyle. Bir tanesi ise, lütfen arkadaşlar şeyde verir misiniz? İşlediği suçlarla ilgili iki tane haber küpürü atmıştım. Vidin, tuz kokmuş, tuz. Tuz kokmuş. Ama bugün Erdoğan'ın söylediği cümleyi de herkes altına çizsin. Bakanlar Kurulu'nda sürpriz değişiklikler olacak dedi. Dört bakanın ismi geçiyor. Bu arada ben söyleyeyim, tabii bu dedikodu olarak, yani herhangi bir bilgi yok. Sadece birkaç yerde gözüme çarpan dört bakanın ismi geçiyor. Tekrar ediyorum, bilgi ya da duyum değil, tamamen dedikodu. Olup olmayacağını da görürüz. Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Tarım Bakanı'nı değiştireceği söyleniyor. Bilin, babayı söylüyorum. Trabzon'da haberin tarihini söyleyeyim. 2010 bilin. Temmuz, 31 Temmuz. Trabzon'da birkaç gün önce 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ayağına 2 mermi isabet eden Selma Turanlı düğününü ertelemedi ve olaydan 3 gün sonra gelinliğini giyerek sevdiğiyle dünya evine girdi. Bu silahlı 7 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren ve bu olayı yapan kaçan Bülent Gürsoy ve olaya karışan iki arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Gürsoy sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak iki arkadaşı serbest bırakıldı. Kimleri vuruyor? Olayda İdris Gültekin ile yoldan geçen Zeynep Güney, Emsal Yıldırım, Selma Turanlı, Elif Öztürk, Güney Bora Öztinç ve Hayati Kapıcı'yı vuruyor Vidin. Bardan çıktıktan sonra ruhsatsız tabancasıyla ateş ediyor. Şimdi babaya, yani Kılıçdaroğlu'na hain diyen babanın oğlu bu. Abi şimdi, çocuk çok küçük, yani çok fazla o konuya girmeyelim. Ben çocuğa bir şey demiyorum. Çocuğu buraya çıkarmak. Ya babası için yapar Vidin. Babası için yapar, zaten konuşma tarzı vitrin bir çocuk belli. Ama bu devlet böyle bir noktaya gelir mi ya? Sırf Kılıçdaroğlu'na hain desin diye organize suç örgütünün çocuğu oraya çıkartılarak ve buradan da babaya bir af organize etmek için yapılıyorsa Vidin, söylenecek ne demek gerekiyor? Tuz koktu demek yeterli mi?